Merhaba, herkese iyi yıllar. Umarım bu yıl yüksek bilincin önemini anladığın, hayatının bilincinin yansıması olduğunu daha derin bir seviyede görebildiğin ve bilincini yani zihnini değiştirmek için adım attığın bir sene olur. Ben senelerdir bunu söylüyorum, hep de söylemeye devam edeceğim. Yaşamımız bilincimizin yansıması. Yaşamında ne yaşıyorsan, bunlar sorunlar da olabilir, problemler de olabilir, kazalar da, bütün bunları bilincinle çalışarak aksaklıkları, problemleri, eksiklikleri tamamen ortadan kaldırabilirsin. Ben senelerdir bunun metotlarını öğretiyorum. 100.000'e yakın kişiyle çalıştım bugüne kadar ve bu metotların işe yaradığını artık kendi kendime ve etrafımdaki öğrencilerime ispatlamış durumdayım. Dolayısıyla artık hayatımız bilincimizin yansıması, bilincimiz değiştiğinde hayatımız değişir mi sorusunun cevabı bulundu. Benim gibi dünya çapında birçok öğretmen var, bilinç üzerine çalışan ve her birimiz aynı seviyedeyiz şu anda. Çünkü her birimiz yeterince sayıda insanla çalıştık. Bilincin değiştiğinde hayatın değişebiliyor. Bu benle ilgili değil, seninle ilgili değil, insanla ilgili. İnsan bilincini değiştirebiliyor. Hepimizin iradesi olduğu tek alan bilincimiz. O yüzden de bilincini değiştirirsen bu sene bambaşka bir sene olabilir senin için. 2021 yılı eğer 2020'den daha önceki yıllardan farklı olsun istiyorsan öncelikle bu yıl bunu iyice anla. Eğer yaşamını değiştirmek istiyorsan zihnini değiştirmelisin. Bunun için bugün çok önemli metotlar, çok önemli sistemler, gerçekten çok işe yarayan öğretiler var. Senelerdir bunları öğreten ve aynı zamanda deneyimleyen ve üzerlerinde çalışan bir kişi olarak, kendi yaşamını değiştirmiş bir kişi olarak bunları sana da öğretebiliyorum ve artık bu bir umut ışığı aslında. Tabii 2021, 2020'den daha kolay olmayabilir. Eminim birçok video izliyorsundur, eminim birçok uzmanın konuşmalarını dinliyorsundur, eminim benim de canlı yayınlarımı dinliyorsundur. 2021 çok kolay bir yıl olmayacak. 2027'ye kadar hala daha bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. 2027'de Ra'nın söylediğine göre insan tasarım sisteminin başındaki insan tasarımı ve astrolojiyle ilgili dünyanın en önemli uzmanlarından biri olan 2027 yılında artık insanın genetik kodunun değişeceği ve genetik kodunun değişmesiyle birlikte yepyeni bir neslin doğacağı konuşuluyor. Ve tabii yeni bir neslin doğması şu anda gürültüleri gelmeye başladı. Yani aslında genetik kodumuzun değişiyor olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Çünkü yaşamlarımız değişti. Bir virüs gerçeği var. Daha evlerdeyiz. Benim yaklaşık bir 5 senedir artık içimize dönmemiz lazım. Daha sessiz olmamız lazım. Hayatlarımızı küçültmemiz lazım dediğim hakikate hepimiz adım atmış durumdayız. Artık herhalde hayatımızdaki balon ve anlamsız olan şeylere anlam yüklediğimizin birçok kişi farkına varmaya başladı. Hayatımızda birçok balon vardı. Bunun içerisinde markalar, aşırı lüks, aşırı bir tüketim, bütün bunların çöktüğü ve artık insanın tekrardan özüne, tekrardan doğasına döndüğü, kendi adıma çok şükür diyorum çünkü beklediğim bir değişimdi bu. Şişmeyi gördüğüm için, yani insanların ne kadar anlamsız şeyler peşinde koştuğunu gördüğüm için, zihnini değiştirmek yerine, bilincini değiştirmek yerine, hayatını değiştirmek için ne kadar saçma yollar seçtiğini ve ne kadar saçma yerlere para, enerji, vakit harcadığını gördüğüm için bunun olmasını gerçekten bekleyenlerden biriyim ve heyecanla bekleyenlerden biriyim. O yüzden de kendi adıma 2021 yılına geçişte ve 2020 yılını değerlendirerek baktığımda aslında 2020 yılının insanlık için çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Olması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yaşanması gereken şeylerin yaşandığını her zamanki gibi. Ve zaten astrolojiye birazcık daha bilimsel olarak ve istatiksel olarak baktığımızda görüyoruz ki astrolojik döngünün önüne geçemeyiz. Yani dünyada olanların belirli bir akışın önüne geçemezsin ama hayatının kolay mı zor mu olduğunu sen belirliyorsun. Diğer yayınlarımın şöyle bir özetini yaparsam, bu sene senenin başında kendi kendime de düşündüğümde ne mesaj vermek istiyorum? Şu mesajı vermek istiyorum. Bu sene inşallah kaderin ne olduğuna uyandığınız yıl olur. Kaderi anladığımız yıl olur. Kader
İçerisinde haksızlıklar, içerisinde eksiklik, içerisinde bozukluk, hata barındırmıyor. Yani hayatta eğer gönülden isteyip yapamadığınız bir şeyler varsa bu kaderinizle hizada olmadığınızın işareti. Eğer hayatınızda çok fazla eksiklik, çok fazla problem varsa, sürekli çabalıyorsanız, sürekli debeleniyorsanız, zor bir hayatınız varsa bilin ki kaderinizle hizada yaşamıyorsunuz. Kaderimizle hizalanmak bilincin en üst seviyesi. Daha önce de yayınlarımda söylediğim gibi bilinci bir üçgen olarak düşünürsen dünyada şu anda çok azınlığın aslında deneyimlediği bir seviye. Destined to be, birçok hocanın, birçok ermiş kişinin, birçok bilge kişinin şu an dünya çapında yaşam döngüsünü keşfetmiş, yaşam konusunda ustalaşmış birçok öğretmenden de duyacağınız bir hakikat bu. Kader seviyesinde yaşayabilmek bilincin en üst seviyesi ve kader aslında din kitaplarında cennet diye anlatılan ihtimal. Yani her şeyin önüne sunulduğu, hedeflerini kolaylıkla gerçekleştirdiğin, çabalamayla debelenmeyle değil severek kalpten, büyük bir coşkuyla ve ilhamla yaşanan bir hayat ve bu tabii insanın aynı zamanda olmaya geldiği kişi olması, yapmaya geldiği şeyi yapması, hayat amacıyla hizalanması bütün bunları içeriyor. Ve ben kendimi hem kendi hayatımı kader seviyesinden yaşamaya adadım, hem sizleri o seviyeye getirmeye adadım. Çünkü o seviyede yaşanmayan hayatlarda çok fazla eksiklik var, problem var ve gücümüzü ifade edemediğimiz için kader seviyesinde yani kendimizi gerçekleştirmek, hayat amacımızla hizada yaşanan bir hayat seviyesinde her şey kolaylıkla olurken, tüm kapılar bize açılırken, bütün projelerimiz, isteklerimiz olabiliyorken ve bunu oldurabilecek maddi manevi şartlar, olasılıklar kendiliğinden oluşuyorken, evren bizim kendimiz olmamızı ve kendimizi gerçekleştirmemizi istediği için tüm evren döngüsü her birimizin kaderimizle hizada yaşamasına uygun kurgulandığı için çok kolay. Dolayısıyla bilinciyle çalışan, zihniyle çalışan insanların en önemli özelliği, bilincini üst bir bilince çıkarmış kişilerin en önemli özelliği hayatlarının kolaylaştırılması. Bununla ilgili de bu sene, bütün sene boyunca sizlerden çok soru aldım. Üst bilinç nedir? Üst bilinçte olduğumuzu nasıl anlarız? Çok aslında basit bir soru ile anlayabilirsiniz. Hayatın kolay mı? Kolayca akıyor mu? İstediğin her şey oluyor mu? Yoksa İstiyorum ama yapamıyorum gibi cümlelerin mi var? En önemli, en basit belirtisi bu. En önemli soru da bu. Hayatın kolay mı? İstediklerin kendiliğinden oluyor mu? Hedeflerin kendiliğinden sen büyük bir aşkla, tabii bu eylemsizlikten bahsetmiyorum. Büyük bir aşkla gerçekleştirdiğin eylemlerle sonuç alıyor musun? Sadece sevdiğin şeyleri mi yapıyorsun hayat deneyiminde? Yoksa sevmeden mecbur olduğun şeyler mi var? Olmalı, yapılmalı, yapmalıyım, mecburum diyerek yaptığın bir takım şeyler var mı? Eğer cevabın evetse, eğer mecburen yaptığın bir takım şeyler varsa, eğer görev olarak yapmalıyım diyerek kendini zorlayarak yaptıkların varsa, eğer motivasyon ihtiyacın varsa, eğer enerjin, şevkin, ilhamın düşüyorsa, eğer istiyorum ama yapamıyorum, her ne sebepten olursa olsun, şunu yapmak istiyorum ama param yok, şunu yapmak istiyorum ama imkanım yok, şunu yapmak istiyorum ama enerjim yok, şunu yapmak istiyorum amaların varsa bu henüz daha o dengeli ve üst bilinç seviyesinde olmadığını ve kaderinle hizada bir hayat yaşamadığının göstergesi. O yüzden niyetim bu yıl her yıl olduğu gibi karşılaştığım kişileri, öğrencilerimi kader seviyesinde yaşatabilmek, onları en üst bilinç seviyesine getirmek. Artık bu 2021'de, ben bunu 2020'de de söylemiştim aslında, 2019'da da söylemiştim çünkü bu belliydi. Hayatın kolaylaşmayacağını biliyoruz. 2007'ye doğru ilerledikçe emin adımlarla, 2027'ye doğru pardon, hayatın zorlaşacağını bizler için, yani 2027'den sonra gelecek nesillere göre eski nesil olanlar için zorlaşacağını, gelişimin, değişimin, eğitimin bizim için mecbur olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Artık hakiki metotları keşfetmek, hakiki öğretmenleri keşfetmek, hakiki bir rehberle, hakiki bir öğretmenle ilerlemek, zihin dönüşümünüzü sağlamak artık bir opsiyon değil. Bu bir mecburiyet. Nasıl ki herkesin elinde bir cep telefonu var, 2021 ve sonrasında dünya nüfusunun tamamının sürdürülebilir eğitim
yolculuğuna çıkacağını, hayatıyla ilgili devam etmek için, yaşam konusunda ustalaşmak için eğitim alması gerektiğini idrak edeceği ve üstatlardan da öğretmenlerden ve bunu yapmanın metotlarını bilen ve bunu gerçekleştiren kişilerden eğitim alacağını görebiliyorum. Zaten de eğitim almayanlar ve zihin değişimini sağlamayanlar, bilincini değiştirmeyenler işte bu şekilde eksiklerle, problemlerle artık yeni nesil eksiklik, hata, problem, bütün bunları kaldırmayacak bir nesil olduğu için tamamen kendini gerçekleştiren bir nesil geliyor. Tamamen kendini gerçekleştirme odaklı yeni çocuklar doğuyor. Dolayısıyla bu doğan yeni nesil ve dünyanın gidişatına baktığımızda kendini gerçekleştirmiyorsan işin zor, hatta yaşam mücadelesi veriyor olma ihtimalin çok yüksek. Şu anda dünyanın birçok yerinde yaşam mücadelesi veren, zorlanan, problemlerle karşılaşan, berbat açıkçası hayatlar yaşayan, debelenen kişiler de var aynı dünya realitesinin içerisinde. Benim gibi zihniyle çalışmış yüz binlerce kişi gibi daha üst bir bilinçten, daha dengeli bir bilinçten hayatı yaşayan kişiler gibi örnek olan ve çok daha kolay hayatlar yaşayan, çok daha hayatta kolay ilerleyen, debelenmeyen, sevdiği şeyi yapıp, sevdiği şeylerle uğraşıp büyük bir ilham içerisinde hayatını gerçekleştiren, ailesiyle de, kendi kişisel gelişimiyle de, sağlığıyla da, ilişkileriyle de, sosyal hayatıyla da, hayatın her anlamında ailesiyle de aradığı tatmini bulmuş kişiler var. Kendinize bahane üretmeyin. Lütfen bu sene bırakın. Artık 2021 şikayeti bıraktığınız, çözüme odaklandığınız, kurban bilincini bıraktığınız, yapamam işte dünyanın gerçeği bu, param yok, oyum yok, bu saçmalıkları bıraktığınız ve kendi kapasitenizi, kendi varlığınızdaki gücü ve kudreti deneyimlediğiniz bir sene olsun. Bir sonraki bölümde 2020'nin sizlerle çıktığım yolculukta bir analizini yapacağım. Burada biliyorsunuz Londra'da bir davranış bilimci olarak bulunuyorum. Nefes ve davranış uzmanı olarak Amerika'da, aslında dünya çapında şubelerimiz var ama Amerika'da merkezimiz. Amerika'da bulunan bir davranış yüksek lisans okulunun başkan yardımcılığı görevini yapıyorum. Ve okulumuzda bir takım projeler var. Bir takım araştırma ekipleri ve araştırma projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunların içerisinde benim 2020'den itibaren işte yaklaşık 20 senelik davranış, insan davranışını incelememle, insan düşünce sistemini incelemem ve araştırmamla geldiğim noktada Türk insanının davranış biçimiyle ilgili ve aslında bütün insanların, yani ben daha çok Türklerle çalıştığım için veya Türkçe eğitimler verdiğim için böyle diyorum ama tabii yabancı öğrencilerim de var. İnsanlığın davranış biçimiyle ilgili ve verdiği tepkilerle ilgili, yani neye tepki verdiğinizle ilgili bir teorim vardı 2020'nin başında ve bu teoriyi 2020 yılı boyunca aslında deneme yanılma metoduyla deneyerek bir takım şeyleri gerçekleştirdim. Nerede tetiklendiğinize baktım ve hangi konularda tetiklendiğinizin hayatınızla ilgili neyi gösterdiğini inceledim ve bir sonraki bölümde bu araştırmalarım üzerinden size bir özet bilgi sunacağım. Çok ilginç bilgiler var bir sonraki videoda. Teşekkür ederim beni izlediğin için. Eğer videolarımı beğeniyorsan, eğer faydalanıyorsan ve bilgi alıyorsan, eğer yaşamını ve düşünce şeklini değiştirmene yardımcı olabiliyorsam lütfen kanalıma abone ol. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.